Merhaba arkadaşlar. Sesim iyi geliyor mu bilmiyorum. Biraz daha yüksek konuşmaya çalışacağım. Şampiyonluk videosunun 3. bölümünü çekiyoruz. Biraz değişik bir ortamda çekmeye karar verdim. Temiz havada. Buradaki sahil denilecek tipinde bir yerin yanındayız. Bugün bu videoyu buradan çekeceğiz. Hızlı bir şekilde olmaya çalışacağım. Görüntü biraz değişik, biraz hava kararıyor, karanlık. Ama elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağız bu videoyu. Daha güzel, daha değişik video olsun diye. Şu anda biliyorum gözüküyor mu? Arkadan bir küçük gemi geçiyor. Yani burası, biraz açıklama yapalım. Main nehrinin kanal, nehir mi diyelim ona, kanal mı diyelim ona, Frankfurt'un yanından geçen Main nehrinin yanındayız ve bazen gemiler de geçiyor. Şimdi küçük bir gemi geçti, büyük gemiler de geçiyor. Aslında biraz bulunduğumuz yerin açıklamasını yapıyorum. Burası Kesterbach, Frankfurt'a 17 kilometre. Şu anda duyduğunuz gibi biraz dalga sesleri de geliyor mu size bilmiyorum. Dalgalandı biraz. Küçük bir kanal Rhein ne bağlanan. Diğer taraftan da bizim Donau, Tuna nehrine kadar bağlanan bir kanal mı nehir mi diyelim. Nehir deniyor ona genelde. Main nehri. Şimdi geçen videoda bitirdiğimiz nokta şampiyonluk simülasyonundaki ele aldığımız Başakşehir ve Trabzonspor takımının şeylerini, oyuncu kadrosunu, kalitesini olarak goller ve asistleri olarak hesaplamıştık. Son olarak Trabzonspor 73 puan toplamıştı toplam olarak. Başakşehir ise 91,5 puan toplamıştı gol asist olarak. Şimdi de bu videoda çekeceğiz ve hesaplayacağız. Galatasaray'ın oyuncularına göre ve Fenerbahçe'nin oyuncularına göre kalitesine göre attıkları, son 3 yıldaki attıkları gol ve asistlerin ortalamasına göre bir puanlandırma yapacağız. Aynı şekilde bu 3. bölümde bu videoyu çekiyoruz. Şimdi hızlıca bir şekilde gitmek için Galatasaray'la bir başlıyoruz. Birinci koyduğum oyuncu tabii ki defanstan başlıyoruz her zamanki gibi. Saracchi. Sol bek oynuyor Galatasaray'da. Son 3 yılda 3 gol atmış, 6 asist yapmış. Galatasaray'da, Salzburg'da, bundan önce River Plate'de oynamış. Ortalaması 1 gol 2 asist. 2 numara koyduğum yeni gelen Omar. Olympiakos'ta oynamış. Son 3 sezonda 7 gol 12 asisti var. Galatasaray'a geldi. Ortalaması 2,5 gol 4 asist. 3 numarada Marcos. Marcao, yani defans oyuncusu. Galatasaray'ın Brezilyalı. Galatasaray'da son 2 yıldır 3 yıldır 4 gol atmış. Ortalaması 1,5 gol. Sonra bir diğer stoper Lündama. Galatasaray'da Legia Varşova'da da oynamış. Toplam 9 gol 2 asist yapmış 3 yılda. Ortalaması 3 gol 1 asist. 5 numarada koyuyoruz Ömer Bayram. Galatasaraylı oyuncu. Ortalaması Ömer Bayram son sezonlarda Galatasaray'da ve bundan önce Akhisar'da oynamış. 3 gol atmış, 21 asist yapmış. Ortalaması 1 gol 7 asist. 6. sıraya koyduğumuz Belhanda. Son 3 yıldır Galatasaray'da, şampiyonluklarda yaşadı 2 yıl. 14 gol atmış, 20 asist yapmış. Ortalamasını 5 gol 7 asist diye koyuyoruz. 7 numarada Feghouli, Sofyan Feghouli. O da Galatasaray'da 3 yıldır, son 3 yıldır 27 gol atmış, 22 asist yapmış. Ortalaması 9 gol 7 asist. Sonra 8 numarada geliyoruz. Emre Kılınç yeni geldi.
kendisi 13 yıl Sivasspor'da oynadı. 18 golü var, 18 asisti var. Ortalaması 6 gol, 6 asist. 9 numarada geliyoruz Falcao'ya. Falcao son 3 yılda 51 gol atmış, 7 asist yapmış. Galatasaray'da oynadı. Bir yıl geçen yıl, bundan önce de Monaco'da. Ortalamaları 17 gol, 2 asist. 10 numarada Cagney'i koyuyoruz. Bundan önce Kasımpaşa'da bir sene Club Brugge'da kiralık oynadı, yarım sezon kadar Galatasaray'da oynadı. Toplamda 47 gol atmış, 5 asist yapmış. Ortalaması 16 gol, 2 asist. 11 numarada Ryan Babel. Bundan önce Beşiktaş'ta da oynadı biliyorsunuz. Monaco'ya da kiralık gitti, Galatasaray'da oynadı. Toplam attığı gol 33 gol, 12 asist. Ortalaması 3 yıl için 11 gol, 4 asist. Ve son olarak hesaplamaya geçeceğiz. Bu 11 oyuncuyu, çok da verimli oyuncular, yaşları ilerlemiş olmasına da rağmen gördüğünüz gibi bayağı bir goller, asistler, ortalamalar var. O yüzden de diyoruz Galatasaray'ın kadrosu en iyi gibi gözüküyor aslında. Şimdi bu toplam golleri topladığımız zaman toplam 73 gol oluyor. Toplam asistler ise 42 asist. Gollerden 73 puan alıyor. Artı 21 puan asistlerden. 2 asiste 1 puan veriyoruz. Tekrarlıyorum. Geçen videoda söylemiştim. Ve toplamda Galatasaray'ın topladığı 94 puan oluyor. Yani şu ana kadar en fazla puan Galatasaray topluyor. Ve ilk sırada yer alıyor. Geçiyoruz. Daha hızlı bir şekilde olsun diye. Geçiyoruz hemen Fenerbahçe. İlk koyduğumuz oyuncu stoper Serdar Aziz. Son 3 yılda 11 gol atmış, 2 asist yapmış. Galatasaray'da oynadı, Fenerbahçe'de oynadı. Ortalaması 4 gol, 1 asist koyuyoruz. Sonra Gökhan Gönül. Son 3 yılda Beşiktaş'taydı. 8 gol atmış, 10 asist yapmış. Ortalaması 3 gol, 3 asist. 3. sırada koyuyoruz Caner Erkin. O da Beşiktaş'ta oynadı. 6 gol atmış, 24 asist yapmış. Ortalaması 2 gol, 6 asist. 4 numaradan Novak'ı koyuyoruz. Trabzonspor'da oynamış. Bundan önce Midtjylland'da, Danimarka'da oynamış. Attığı gol sayısı 22 gol. Son 3 yılda 3 asist yapmış. Ortalama gol sayısı 7 gol, 1 asist. Sonra 5 numarada Mert Hakan Yandaş'ı koyuyoruz. Sivasspor'da oynamış son 3 yıldır. 14 gol atmış, 6 asist yapmış. Ortalaması 5 gol, 2 asist. Son 3 yıl ortalaması diye hesaplıyoruz. 6 numarada koyduğumuz Jose Souza. Trabzonspor'da oynadı son yıllarda. Attığı gol sayısı 16, yaptığı asist 16. Ortalaması 5 gol, 5 asist. 7 numaraya koyduğumuz Ozan Tufan. Fenerbahçe'de oynadı. Bir yıl Alanya'da kiralıkta oynadı. Son 3 yılda 9 gol atmış, 6 asist yapmış. Ortalaması 3 gol, 2 asist. 8 numarada Luis Gustavo var. O da Fenerbahçe'de oynadı. Bundan önce 2 yıl Olympique Marsilya'da oynadı. Son 3 yılda 13 gol atmış, 2 asist yapmış. Ortalaması 4 gol, 1 asist. 9 numarada koyduğumuz Mametia yeni geldi. Son 3 yılda Kasımpaşa'da oynamış. Bundan önce Maccabi Tel Aviv'te. Ortalama toplam attığı gol 29 gol, 11 asist. Ortalaması 10 gol, 4 asist diye alıyoruz. Sonra 10 numaraya koyduğumuz oyuncu Sinan Gümüş. O da bu yıl yeni geldi. Geçen yarım yıl Antalya'daydı. Bundan önce Galatasaray'da, Genoa'da Genoa'ya satılmıştı. Galatasaray'da oynadı. Son 3 yılda 19 gol atmış, 8 asist yapmış. Ortalaması 6,5 gol, 3 asist. Son olarak 11 numaraya koyduğumuz yeni gelen oyuncu Ener Valencia. Ener Valencia'da Tigres'te oynamış. Son 3 yılda 48 gol atmış, 11 asist yapmış. Ortalaması 16 gol, 4 asist.
Hani geçen yıl bir gol atmış ama son 3 yılda toplamda 48 gol atmış Enner Valencia. Şimdi toplama geliyoruz. Burada da toplam olarak topladığımızda gol sayısını 64,5 gol oluyor. Asist sayısı 32 asist. 64,5 puan gollerden geliyor. Artı 16 puan asistlerden geliyor. Yani 2 asiste 1 puan. Dediğimiz gibi toplamda 80,5 puan oluyor Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe 3. sırada yer alıyor. Bu yaptığımız videoda ve bu şekilde oyuncuların attıkları gol, son 3 yılda attıkları gol ve asist sayılarına göre bu yıl takımlara ne verebileceklerini de ortaya çıkartmış oluyoruz. Ve ortalama bu puanlandırmalarla kimin daha güçlü şampiyonluk adayı olduğunu belirliyoruz. Bu bölümlerden yaptığımız bu iki bölümde ortaya çıkan şudur ki en yüksek toplam gol ve asist olarak, oyuncu kalitesi olarak ortalamalar olan takım Galatasaray 94 puanla. İkinci sırada Başakşehir 91,5 puanla. Üçüncü sırada çok yeni transferi olan Fenerbahçe 80,5 puanla. Ve dördüncü sırada Sorloth'u da son olarak kaybetmesini beklenen 73 puanla Trabzonspor oluyor. Yani sonuncu sıradaki Trabzonspor diğer yapacağımız şampiyonluk simülasyonu videolarında eleniyor. Ve diğer videolarda 3 takımla devam edeceğiz. Galatasaray birinci çıkan bu videolardan, Başakşehir, bir de Fenerbahçe. Diğer videolardan biraz bahsedeceğim. Diğer çekeceğimiz belki tek video olacak, belki iki video yayılacak duruma göre, yapacağımız zamanlara göre, çekeceğimiz dakikalara göre çok uzun sürmesinler diye. En fazla iki video olacak sanıyorum. Belki bir videoya da sığdırabilirsek sığdıracağız. Onu fikstür üzerinden yapacağız o bölümleri. Yani ilk 20 hafta olarak bir fikstürü, ilk yarı fikstürünün üzerinden geçeceğiz. Zaten ikinci yarıdaki fikstür olarak aynısı olduğu için, aynı fikstür olduğu için ters oyunlarda aşağı yukarı bunu puan olarak hesaplayacağız ve puanları çarpı 2 yapacağız. Yani öyle bir hesap yapacağız ki ortalamasını, yani ilk yarıda toplayabilecekleri puanların aynısını diyelim ki ikinci yarıda toplayacaklar diye hesaplayacağız. Ona göre de birinci olabilecek takımı ortaya çıkarmaya çalışacağız. Tabii ki maç maç rakiplere göre de değerlendirerek, yorum yaparak, puanlandırmaya çalışarak maç maç. Yani 20 maçın 3 takımın da 20'şer maçını değerlendireceğiz ve toplayabilecekleri puanları görmeye çalışacağız. İlk maçlar bitti. Onların sonuçlarını biliyoruz. Onları tabii artık hesaba eklemiş olacağız. Şimdi bilmiyorum ses geliyor mu? Sanıyorum arkada görebiliyor musunuz? Göstermeye çalışalım. Bir gemi geçiyor da karanlık. Biraz arkadan gemi geçiyor. Daha büyük gemi gözükmüyor. Bayağı bir karanlık oldu. Işıklandırma da zayıf. Şimdi böyle görüyorsanız da gidiyor bir ışık var. Başka bir videoyu böyle daha gündüzde çekmeye çalışacağız buradan, daha iyi görüntü olsun diye. Bu akşamki videoyu, bu ikinci videoyu bu şekilde çekmek istedim. Biraz değişiklik olsun, biraz şey olsun diye size de göstermeye çalışacağım. Arkaya geçiyor. Sesten de duyuyorsanız sesi de geliyor. Geçiyor gemi. Görüntü karanlık ama biraz gözükmüştür umarım.
şansınıza video çekerken gemi geçti de biraz onu da görmüş oldunuz. Yani bugünkü çektiğimiz video buraya kadar. Herkese iyi akşamlar. Başarılar diliyorum. Son bir ya da iki video olarak şampiyonluk simülasyonunu tamamlayacağız. Bugünkü video bu kadardı. Umarım beğenmiş olursunuz. Beğenilerinizi, izlemelerinizi, like'larınızı bekliyoruz. Yorum ve sorularınız varsa aşağıda yazabilirsiniz. Bütün sorulara cevaplamaya çalışacağım. Sağ olun, teşekkürler. İyi akşamlar.